Benim annemin şu kadar değeri yok, kayınvaliden başımın tacı dersen al işte. Yani ilk defa duyuyorum, nikah dairesine gidiyorlar nikah yaptırmaya. 945 lira para için beyefendi ben veremem diyor. Babası veremem ya dedi zaten. Sen koca olacaksın. Erkeksin, delikanlısın. Koca olarak imza atacaksın. Evlendiğin kaldın mı el cebin eline? Ya da bana avukatım telefon açıyor ki kızdan ne nikah parasını ver. Kız tarafı verecek. Kaldın mı ödesin nikah parasını? Ne ayıp ya. Ya vallahi ben şimdi dün Kadir'e yazdım ki ya 945 lira da pahalıymış dedim bu şey için. Bak benim eşim dedi ki ya ne dedi ya, o da dedi evlenecek ya, evlenecek adam da dedi elinde o kadar parası olacak verecek dedi yani. Doğru eğer nikah parası ödeyecek durumu yoksa evlenmeye niye kalkıyorlar? Nikah dairesine niye gitmeye kalkıyorlar? Evlilik böyle çocuk oyuncağı değil ya o. Yani evlenen bir adamın bir takım hazırlığı olacak. Bir ev kuruyor, bir yuva kuruyor. Bir takım hazırlıkları olacak. Ama onlar zaten evlenmek olacak istemiyorlardı ki işte. Evlenmiyorlar o yüzden işte. Oturuyorlar öyle. Yani sen de kardeşim kimi git nasıl bulmuşsun, nasıl seçmişsin? Sonra anne be, beni dert yaptı böyle der. Hiçbir zaman iyi istemedim, hiçbir zaman istemedim. Allah'ım şu şükür ediyorum Müge abla, sana çok teşekkür ederim. Hayır ya, alacak bir şey yok, hasta olacağım burada. Peki Eda, şimdi neden okumak gerektiği, neden meslek sahibi olmak gerektiği, neden ayaklarının üzerinde durman gerektiğini anladın mı? Anladım. En azından sana bu faydası olsun, bu kazanç olsun. Ama şöyle söyleyeceğim yani, buna iki tane önce bence gidecek, gene iki gün sonra onlar gene TikTok'tan yazışacaklar. Bu gene gidecek falan yani, hani bunun şeyi bu. Fazla da yani... Değişen bir şey olmayacak. Fevziyan, fazla da ümitlenme. Bir de sana bir şey söyleyeceğim. Bak çok açık söyleyeyim. Rami Beyciğim pardon. Bak şimdi benim iki tane erkek kardeşim var. Çok kaba tabirle söyleyeceğim ama biz gerçekleri konuşmazsak zaten bir şey olmuyor. Bak şimdi biz bu toplumun içinde yaşıyoruz. Tabii ki yerine göre davranırız, yerine göre konuşuruz. Orası ayrı. Ama ben size durumu özetleyeyim mi? Senin kız bu İsmail'e yapışmış. Şimdi bak ben İsmail'in ablası olsam, annesi olsam söyleyeceğim laf o. Kızım sen de bu İsmail'e yapıştın derim. Bak derim, ekranda belki hani çıksam burada toplumun önünde söylemem. Ama çıktığımda söylerim. Ne demek ben senin asker yarın olayım? Çocuk TikTok'tan askere gideceğim diye video paylaşıyor. Ben senin asker yarın olayım. Vay be. Kaldın mı? Hayır böyle, bunun adı aranmak. Ben bir tek senin o gün İsmail'e de yazdığına inanmam. O zaman o gün TikTok'ta 10 tane boyuna kaç kişi askere gidiyor? O zaman hangisine yazarsan bu telefon dolandırıcılığı gibi. Hani 20 kişiyi arıyorlar, bir kişiyi dolandırıyorlar. E başka o zaman sen asker yarın olayım mı? O da diyor ki bir düşüneyim. Yenir kalsın. Bak gerçekten... Yani bunu böyle dini bir şeye bağlamak istemiyorum. Vardır yoktur onu da bilmiyorum ama... Kulaktan halk arasına kıyamet alametleri derlerdi. Böyle kadınlar erkek gibi, erkekler kadın gibi olacak diye. Bak bunu bilerek söylemiyorum. Hani orada ne var onu da bilerek söylemiyorum ama bu halk arasında konuşulan bir şeydir. Hani onunla ilgili söylüyorum. Herkes de bunu böyle kadınların pantolon giymesine falan bağlardı. O değilmiş. Bunun pantolon giymekle, etek giymekle falan alakası yok. Bunun bir kadınlık vardır, bir de bir erkeklik vardır. Ama ben her zaman şunu söylüyorum. Toplum önünde, yasalar önünde vesaire eşitiz. Ama kadın erkek ilişkilerinde bir duruş vardır. O da bizim naturamızdan. Hayır, o bizim naturamızdan da kaynaklanır. Yani gidip de böyle adamlara ben senin sevgilin olayım mı denmez. Denmez. Şiirler erkeklerin kadınlara yazdığı şiirlerdir. Erkekler kadınları bekler ne bileyim yağmurun altında. Erkekler çiçekle bilmem ne yapar falan. Bilmiyorum bu kadar değiştik de ya bilmiyorum yanılıyorsam deyin ki Müge haksızsın deyin. Ben görmedim kadınların ben senin sevgilin olayım mı diye yazdığını ya. Ne yazmış affedersin? Şimdi bu yani. Bu Çanakkale'de, ha? Çocuk Düzce'de. Ha? Çocuk askere gidecek. TikTok'a video çekmiş ben askere gidiyorum diye. O da TikTok'tan görmüş, altına mesaj yazmış. Sevgilin var mı? Çocuk demiş ki yok. Bak ikisi başka şehirlerde. Bu çocuk Hasan mı? Eda. Yok, yok. Hasan, hayır, hayır. Hasan. İlk tanışmaları. İsmail'le ilk tanışmaları. İsmail'le tanışmaları. Evet.
İsmail askere giderken video çekiyor, TikTok'a koyuyor. Yalanım varsa değişsen anlat. Evet, doğru. Bu da görüyor videosunu. Tanımıyorlar. Biri Düzce'de, biri Çanakkale'de. Vallahi. Sevgilin var mı diye soruyor Eda İsmail'i internetten, TikTok'tan. O da diyor ki yok. O zaman diyor ben senin asker yarın olayım mı? Allah Allah. Eda diyor bunu İsmail'e. İsmail de diyor ki dur bir düşüneyim. Vay anasını. Öylene kadar düşünüyor. Sonra 3-4 saat düşünüyor. Tamam ol diyor. Sonra bu diyor ki ben askere gideceğim, alacağım diye gene TikTok'ta yazmış, bir mesaj mı çekmiş, video mu çekmiş. Babası da demiş ki hanım koş, bizim oğlanı hani askerden alıyorlar yani. Hani gidelim oğlana sahip çıkalım demiş. Yani şimdi olur mu? Olmaz tabii. Olur mu? Eda'cığım sen bir dur. Yani bir beğendiğin bir kişi olsun, o sana bir gelsin. O desin benimle işte sevgili olur musun? Bak bunu söylerken de şunun için söylemiyorum ya. 3 senelik, 5 senelik arkadaşınız vardır. Dersin ki hadi gel evlenelim kadına olarak falan. Hani böyle hani evlilik teklifini erkek yapsın, bilmem ne yapsın. Ondan bahsetmiyorum ama hani bir... Şimdi siz birbirinizi hiç tanımıyorsunuz. İnternetten birini görüyorsunuz. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben senin sevgilin olayım mı? Dam üstünde saksan gel bana bazı bazı. Ve bunu bir kız söylüyor. Yani erkek teklif etmiyor. Erkeğin teklifinde yine biraz belki tutar taraf olabilir. Ama bir hanımın, bir genç kızın hiç tanımadığı böyle bir vaziyette ben senin sevgilin olayım mı veya sen benim sevgilim olur musun? Vallahi anlayamadık. Demek ki biz bugüne kadar boş yaşamışız. Bir şey söyleyeceğim. Sana da yazıyorlar. Yani şimdi yeri gelmişken söyleyeyim. Günde 50 tane geliyor. Nami Bey'e de yazıyorsunuz. Günde ben utanıyorum ya. Günde 50 tane geliyor, bir tane size cevap vermiyorum. Vallahi yani dur yani bak yaz cevap vermiyor diye söylüyorum. Yani şimdi artık insan biraz yaşından utanır, başından utanır. Adam kaç yaşında 50 yıllık evli bir adam. Adama yazıyorsunuz yani. Ama yuh artık devenin nalı. Biraz edep. Biraz edep. Hakikaten ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz, ne görüyorsunuz, ne yaşıyorsunuz? Bu kadar da olmaz ki. Ha, bu toplumu nereye sürüklüyorsunuz yani? Biz namuslu, şerefli, haysiyetli, biz etik kuralları olan bir toplumuz ya. Yani gelen mesajları, bak bir gün var ya, bir gün alacağım elinden telefonu, şifresini falan da biliyorum ha. Alacağım gelen mesajları, bayağı isminizle, fotoğrafınızla okuyacağım. Çünkü zaten aleni bir şey, hiç suçta değil. Onun telefonuna siz gönderiyorsunuz yani. Hani böyle Instagram'dan falan yazılanları söylemek istemiyorum. Bunu şunun için söylemiyorum. Hiçbirimiz dört dörtlük değiliz. Hepimizin hayatında yanlışlarımız var. Hepimizin hayatında hatalarımız var. Belki keşke yapmasaydım dediğiniz, yüzünüz kızartınca anlatacağınız şeyler var. Pişman olduğunuz şeyler var. Her şey insanlar için. Bunu asla kınamak için söylemiyorum ama... Yani siz niye Rahmi Özkan'a mesaj atıyorsunuz ya? Amaç ne yani? Ama ya biliyorum da amacın ne olduğunu. Öyle böyle mesajlar değil ya. Ama olmaz. Kusura bakmayın. TikTok'tan kadın ya da erkek. Ben burada kadın ya da erkek de ayırmıyorum yani. Erkek yazar. Şimdi bak mesajlarına bakıyor. Yok be ya bakıyorum. Başka bir şey gelsin. Gelsin. Daha çok evet. Bana gelen Müge Hanım. Ya boş ver hiç şimdi. Hiç ilgilenmediğim arkadaşlık teklifleri bu. Facebook'tan. Yok bilmem nereden. Zaten ya ben biliyorum gelen mesajları. Boş ver sana çay cevap demleyeyim. Zaten cevap vermesini de biliyorum. Çay demleyeyim nelerden bilmem nelerden. Şimdi beni konuşturma. Sen şimdi sus otur. Sana bir şey söylemiyorum ben. Buyur. Sen şimdi fazla deşme. Sen şimdi fazla deşme. Ben bilmediğim şeyi söylemem. Deşme. Ben sana bir şey söylemedim. Senin bunda suçun yok. Tamam. Ondan sonra tamam ne kıyama. Sana bir şey söylemiyorum ben. Rahmi Beyciğim sen burada şeysin. Yani millet kaşınmasın yani anlatabiliyor muyum? Yani bu aynen, hakikaten. Evet. Kızım olur mu şimdi düşün olur mu yani? Ne atıyorsun o zaman? Neden biliyor musun? Canı sıkılıyor çünkü. Okula gitmiyorsun. İşe gitmiyorsun. Evde iş de yapmıyorsun. Boşsun. Boş, boş adam her şeyi yapar. 22 yaşında bir genç kız olarak bak gelecek sana emanet. Biz artık ölüyoruz. Ha, mesela kaç kitap okudun? En son hangi kitabı okudun bana söylesene. Bilmiyorum. Ha? Bilmiyorum ki. Nasıl bilmiyorsun? Hiç hayatında kitap okudun mu? Hayatında kitap okumaya vaktin yok. Milletin TikTok'larına bakmaya vaktin var.
İsmail'in TikTok'una bakana kadar... Ya bırak, ben demiyorum ki Dostoyevski oku yani. Abi Kemalettin Tuğcu oku ya. Müthiştir yani. Öyle bir başla. Çocuklara hediye veriyorlar. Bilmem ne bilgisayar şeyi falan. Ya bir Kemalettin Tuğcu serisi alın mesela ya. Bir tık sonrasında da Ömer Seyfettin serisi alın. Tabii. Ondan sonra da Yaşar Kemal'e geçilir mesela. O zaman adam köy yaşamını da bilir, insan hikayesini de bilir. Ben hala okurum biliyor musunuz? Kısa ya onlar, küçük ya. Çok uzun okumaya artık şeyim kalmıyor. Biliyorum 50 kere okumuşum. 50 kere de Kaşağı'yı okurum mesela. Gene canım sıkıldığında. Öyle? Evet. 50 kere Altın Çocuk serileri vardı. Küçük Lord'u okumuşumdur. Cedric. Bayılırım ya. Kitabın dışında hala eğitiminize devam ediyorsunuz. Hala ederim, niye etme bilmiyorum ki. Devam o kadar cahilim ki. Okuyoruz. Tabii ki. Çünkü yeni bir şeyler öğrendikçe kendimiz gelişiyoruz. Kendini geliştirmediğin sürece yaşanmanın bir anlamı yani yok ki. Yani balık baştan kokuyor. Vallahi o kadar cahiliz ki, o kadar öğrenecek şey var ki, o kadar bilmediğimiz şey var ki. Ne oldu şimdi? Aşk bitti, yapıp haydos mu yani? Ne? Tut mikrofonu ağzına. Eda'ya bak, babanla şey yapma. Ne söylüyorsun Eda'ya? Söyle bak, yoksa gidiyorlar ha. Abla bu kadarmış. Bana değil oğlum, benimle ne alakası var? Benim TikTok'um bile yok. Eda'ya söyle. Bu kadarmış Eda. Hani sen kendin açıklamıyorsun yani bunları. Sen bana güven vermiyorsun. Sen bana çok verdin mi? Çok verdim mi diyorsun ama... Kimden 1.000 lira aldığını söylüyorum ben sana, sen söylemeyesin bana. Kanıt göster. Kanıt göster diyorsun. Kanıt göster diyorsun değil mi? Evet, kanıtını göster. Tamam. Müge abla, ben bir şey demek istemiyorum. Sen annenin babanın ağzına bakarak böyle yapıyorsun işte. Sen nasıl diyorsan öyle olsun Eda. Sen nasıl diyorsan öyle olursun. Tamam Müge abla, ben istemiyorum. Ben de çıkıp gitmek istiyorum. Bitti yani. Aynen abla. Sonra ama TikTok'tan gene mesajlaşmayacaksınız yani. Yok abla. Eda'sa? Üzgün müsün? Yok. Üzgün değilsin. Öyle bir böyle erken. Bana babamın gölgesi yeter, gölge. İyi valla, üzülmeden gidiyorsanız bence iyidir. Evet. En azından şimdi ikinizin çocuğunu da düşünemiyorum. Şimdi bir de gen denen bir şey var ya yani, hani genetik. Gerçekten. Bak bana kızmayın ama arkadaşlar, bak ben aslında gerçekten çok doğru şeyler söylüyorum ama bazınız bana gülüyorsunuz ama gülmeyin. Şimdi Funda mesaj atmış. Funda Özkalyoncu, onun oğlu var. Diyor ki, insan sana bakınca diyor, bir kız çocuğu olsun çok istiyor diyor. Sen ne kadar büyürsen büyü, anne ol, evlen, yine bakınca kız çocuğusun. Benim kız çocuğum diyor. Fundacığım ama bak, ondan bahsetmiyorum. Şimdi bak, gen denen bir şey var. Belki ben böyle daha net anlattığım için şey, ben mesela 15 sene evvel dikkat edin öldürülmeyin dediğimde, tamam mı, bana insanlar gülüyordu. Ne oldu? İşte kocasıyla kavga eden, para pul meclisi olan öldürdü. Bak çıktı katilleri dışarı. Dikkat edin öldürülmeyin diyordum ben. Dikkat edin abicim, dövüşmeyin, yok cezası. Evet. Yani ben daha net net söylüyorum şeyleri. Ya kızlara da söylüyorum, bu TikTok'tan MikTok'tan uzaklaşın diyorum. Eyse o zaman üzülmeyerek gidiyorsanız, evet, ben de üzülmem. Ben üzülmem. Yani aşk acısı çekmiyor musun yani? Ha? Çekmiyorsun. Sen? O çekmiyorsa ben niye çekeyim? Onun çekmesiyle seninkinin ne alakası var? Bak yine yanılgı. O çekmeyebilir. Sen aşıksan sen çekersin. O aşık değilse çekmez. Yok. Çekmiyorsun. İyi o zaman git, seni orada okula yazdırayım bari ben. Ha? Tamam. Tamam, bir okula da gitsin, oradan da işe gitsin. Hayatım diploması yok, hiçbir şey yok. Nereye işe girecek ya? Artık yani... Evde yardımcı hanım bile alırken okuması yazması olsun diyorsun. Sonra çamaşır suyunu bilmem ne yapar, bilmem neye bilmem ne yapar. Ya olmaz. Bari öyle bir şey yapalım ha? Olur. Bu gitsin biraz dışarıdan diploma alsın, bir de bir yerde çalışsın. Siz köyde falan mı yaşıyorsunuz? Hayır, ben ilçede oturuyorum Müge Hanım. İlçede oturuyorsan onu da bir temizliğe gönder, bir merdiven silsin. Hem biraz zayıflar, iyi gelir, spordur. Öyle yapacağız. Ha? Memleketime varınca öyle yapacağız. Ben çocuğumun arkasında. O zaman hayırlısı olsun. Boşu boşuna da şimdi nikah dairesinde. Hayır, hayır, nikah dairesini meşgul etmek önemli değil de boşanması zor oluyor, evet, yani şimdi mahkemeleri. Ya bunlar çarşamba günü olsaydı, ya bunlar çarşamba günü yaşansaydı. İyi o zaman.
İyisiniz yani. İyiyiz, iyiyiz Müge Hanım. Senin de gözün var. Sen zaten almaya gelmiştin. Evet, evet. Senin dediğin oldu gene. Evet. Ben senin şey için sana kırmadım Müge abla böyle böyle. Ben biliyordum böyle olacaklarını. Böyle başıma olacaklarını biliyordum. Balık başlar. Bu kadar ben çekemeyeceğim geri Müge abla bunları. Hadi sen git o zaman annen. Hadi gel gidelim. Hadi gidelim. Hadi el ele tutuşun. Anne, anne ne varsa gene anne de var. Aynen öyle. Tamam İsmail'cim yani seni Allah'ın yanına göre versin. Mimigandan sana çok öder, Allah razı olsun. Ama şu kızı bir okula yazdır. Tamam, hayatım yazdıralım. Böyle olmaz yani bu okulsuz. Peki, yine yazacak bu TikTok miktok bir şey yani. Ya bayramca gelince çok değişecek mi? Değiştireceğim. Hı? Ya, ne çok baskı yaptılar. Çok herkes baskı. Çok baskı. Dövdü, etti. Onu bile söylemedim. Kim dövdü? İsmail. İsmail mi seni dövdü? Niye dövdü? Annemle konuşuyorum diye kaynatan bile dedi, annenle konuşma, kaynanam dedi, hepsi söyledi ama ben gizlimizde aradım. Bebeğine Osman telefon açtım Mümige Hanım, burada konuşmak istemiyorum böyle. Neyse artık hadi boş ver konuşma, hadi kendi artık geçmişe evet, bakmayalım, tamam, geleceğe tamam, bakalım. Hanım, hadi İsmail'cim görüşürüz, edeceğim. Çok memnun oldum tanıştığımıza. Tamam, neyse en azından fazla meşgul etmeden. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.